Yapımı mahkeme kararıyla durduruldu ancak inşaatına devam edildi. İlk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda kapılarını açacak olan yeni Cumhurbaşkanlığı binası bu kez de oturma izni tartışmasıyla gündemde. Kaçak bir bina. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin başbakanı kaçak binada oturur mu? Tartışmanın fitilini Ankara Mimarlar Odası'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yazdığı bir yazı ateşledi. Mimarlar Odası iskan vermeye yetkili olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne binaya oturma izni yani iskan belgesi verilip verilmediğini sordu. Bizi Aksaray'da bekliyorlarmış. Gitmeyin, kirlenmeyin. Gidenler kirlenecektir. Büyükşehir Belediyesi'nden bize değil başbakanlığın ilgili birimlerine sorun yanıtı geldi. Ankara Mimarlar Odası belediyeyi bilgi vermekten korkmakla suçladı. Mahkeme kararıyla yapımı durdurulan ama mahkeme kararı dinlenmeyen, kaçak bir yapıya gidip cumhuriyeti kutlamak isteyemek için Erdoğan'ın dizinin dibine çöken insanları tarih affetmeyecek. Şimdi Ankara Mimarlar Odası belgeyi dava yoluyla almak için mahkemeye başvuracak. Mahkeme kararı nedeniyle kaçak yapı olduğu iddia edilen binaya iskan yani oturma izni verildiği tespit edilirse suç duyurusunda bulunulacak.